Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gene cıvıl cıvıl renkli büstiyer ya da bralet yapımını anlatmaya çalışacağım. 4 milimetre tığ kullanıyorum. Renkli ipin şöyle markası. Bunu bulamazsanız herhangi bir yazlık ip, koton, merserize fark etmez. Onu da kullanabilirsiniz. Zaten hemen hemen bütün markalar böyle ipler çıkartıyor artık. Kartopu'nun gene koton iplerinden, rengarenk var bunlardan da. Bir önceki videoda, ki o da zaten henüz bitti ve hemen akabinde bu videoya başladım. Şurada süslemeler yapacağım. Motiflerin ortalarına belki birer boncuk falan dikmeyi düşünüyorum. Henüz daha elimden bu çıkmadan buna başladım. Peş peşe yayınlayıp çünkü aynı tarzda oldukları için birini beğenmezsiniz, diğerini beğenirsiniz belki. Şimdi burada örerken nasıl teknikle ördüysek şuradan başladık. Üçgen ördük, sonra iki üçgeni 8. sırada birleştirdik ve ben bunu düz renk örmüştüm. Burada üçgenleri birleştirdiğim 8. sırada renkli ip kullandım. 1, 2, 3, 4 sıra renkli ip kullandım. Sonrasında burada olan örgünün aynısını buraya da ördüm. Buradaki 12 trabzan. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sırada uzunluğunu ördüm. Farklı olarak iki tane sadece zincirlerden oluşan bir bağcık yaptım kenarlarına. Yani çapraz yapmadım. İki tane bağcıkla bağlanacak sırtta. Devamı tek tek motiflerle değil, gene motif görüntüsünde ama sıra örgüyle, yani tamamında öreceğiz o motifleri. Farklı bir görüntü olacak bunda. Askıları şöyle anlatayım ben. Sık iğne ile geldim. Burada yaptığım gibi ince bir askı yapmıştım. Burada biraz daha kalın oldu. Trabzan kullandım. Yani yine 35-36 santim zincir çektim. Sonrasında zinciri tekrar trabzanlarla örerek, yani ikili trabzanlar ördüm. Yine aynı şekilde bağladım. Sık iğnelerle devam ettim. Diğer askıyı ördüm. Bu şekilde üst kısmı bitirdim. Bağcıklarını da yaptıktan sonra. Sonra alt kısmı burada yaptığım sık iğne çalışmasını yaptım gene. Bir sıra toparlayarak örgüyü sık iğne ördüm. Sonrasında şunu kaldırayım. Çok kalabalık oldu çünkü. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motif yerleştirmeye karar verdim. Ama bunlar tek tek örülen motifler değil. Sırada gide gele öreceğimiz motifler. Nasıl yerleştirdim? Mesela şu göğüs arttırma yeri. Buraya tam ortaladım. Arada 13 trabzan bıraktım. Şu aradakilerde 3 ilmek bıraktım arada. 3 zincir altına 3 ilmek. Tam ortaladım. Sonra göğüs kısmı tam ortayı, göğüs ortasını ortaladım. Gene 13 trabzan. Buradaki arttırma yerine gene ortaladım. Yani muntazam aralıklarla şuraya da bir tane ve en uca bir tane olmak üzere 7 tane iğnelerle 7 motiflik yer şuraları iğneledim. Aradakiler dediğim gibi 3 trabzan ilmek atlıyoruz. 3 zincir örüyoruz aralara. Motif yerlerini belirlerken arada 13 trabzan bırakmıştım. İğnelerken baktınız ki 13 değil de 14 trabzan var. Bir tane örerken eksiltirsiniz.
eksik geldi. Bir tane hemen dibine batarak arttırabilirsiniz. Bunlar sorun değil. Bunlarla hiç şey yapmayın, canınızı sıkmayın. Önemli olan muntazam şekilde şu üç tanesinin yan yana gelmesi. Evet. Motiflerin ikinci sırasını örüyorum. Bir, iki, üç zincir çeviriyorum. Burada bakın bir tane eksik gelmiş. Hemen dibine batmışım, arttırmışım. Yani büyük hesaplamalar falan yapmayın. Canınızı sıkmayın bu ayarlamaları yaparken. 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 tane trabzan örüyorum. Şimdi arada 3 zincir. Tekrar doluyorum ve 13 tane daha. 13 trabzan, 3 zincir, 13 trabzan, 3 zincir olarak sıra başına kadar örüyorum. Bundan sonraki sıraları da aynı şekilde 13 trabzan, 3 zincir, 13 trabzan, 3 zincir olarak örüyorum. Şurası kare şeklini alana kadar devam ediyorum. 9 santime 9 santim. Tam kare haline geldikten sonra bıraktım örgüyü ve son bir sık iğne örüyorum. Şu burayla bir bütünlük sağlaması açısından aralara 3 zincir çekmiştik. 3 sık iğne örüyorum. Gene trabzanların üzerlerine birer tane köşeyi de şöyle son trabzana aynı ilmeğin içerisine, şimdi bu tarafa dönüyoruz. Aynı ilmeğe bir kere daha batıyorum. Dönüş sağlamak için boşluğa, örgüye, boşluğa, örgüye bu şekilde sık iğneleri bitiriyorum. Şimdi iğneye renkli ipliği geçiriyorum. Çift kat ucuna bir düğüm atıyorum. Sonra muntazam durduğunu görmek istiyorum. Yani bir tane katı diğerinden daha uzun olmaması gerekiyor. İpi iğnenin üstüne düzelttikten sonra şu göğüs ortası bir tanesine işledim. Sonra bir tane boş bıraktım diğerine. Ortasına bir boncuk. 1, 2, 3, 4 tane boş olacak. 1, 2 ve 3 tane desen öreceğiz. İşleyeceğiz diyelim, örmüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmıştık. Ortası burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzana. 6 trabzan burada, 6 trabzan da burada kalacak. 7. trabzana şöyle tam ortasından ve hep bu noktaya ipliği buradan alacağız. Şöyle şuradaki trabzanın başlangıç yerine aynı noktadan iğneyi çıkarıyorum. Çok sıkmıyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz.
Sonra bir tane trabzanı atlıyoruz diğerine. Yine aynı şekilde dibine, trabzanın başlangıç yeri dibine. Yine aynı noktadan şöyle alalım. Aynı noktadan alıyoruz. Sıkmadan, gevşekte bırakmadan, normal bir gerginlikte tekrar bir tane atlıyoruz diğerine. Aynı noktadan içeri alıyoruz ipi. Yine bir tane atlıyoruz diğer trabzanın dibinden. Yine aynı noktadan. Bir tane atlıyorum. Yine diğer trabzanın dibine. Diker gibi işliyoruz. Sonra gene bir tane trabzan atlıyorum. Gene aynı noktadan. Şimdi son trabzanı şekilde germeden örgü büzüşmeyecek. Yani şu form değişmeyecek. Hep bu şekilde kalacak. Yoksa bunlar çekerse, gergin olursa bu şekilde durmaz. Çirkin bir görüntü oluşur. Sonra şuradaki her bir sıranın bitimine, burada ip bitti. Şöyle alıyorum. İçeriden sağlamlaştırıyorum. Aralardan yürüterek devam ediyoruz. Yine aynı noktadan diğer ipi sabitliyorum. Bunları içeride kaybedeceğiz. Şöyle devam ediyorduk. Şimdi şuraya gene aynı noktadan, şurayı hiç başka yerlere batmayın. Hep aynı yerden İpliği geçirin. Sıkmıyoruz hiç. Gevşek gevşek örüyoruz. Sonra bir diğerine. Şöyle kontrol ederek bozuk durmasın. Sonra bir diğerine gene aynı noktadan. Her tarafını iple sardıktan sonra bir tane boncuk geçiriyorum. Herhangi bir renkte olabilir. Yine ortasına iğneyi geçiriyorum. Bir kere yeterli. Sonra burada ipi sağlamlaştırıp koparıyorum.
zor gibi görünse de gayet kolay. Şöyle düz bir masanın üzerinde yaparsanız daha iyi olur. Elde anlamayabilirsiniz ipliklerin çekip çekmediğini. Ama böyle düz zemin üzerinde güzel anlaşılıyor. Bu şekilde örgüyü tamamlamış oluyorum. Şimdi mankenin üzerinde askılarını takacağım. Ölçerek çünkü. Sonrasında görsellerini hazırlayıp videonun arkasına yetiştirebilirsem hava kararmadan videonun arkasına da görsellerini koyacağım. Boho tarzı bana çok hitap eden bir tarz. Ayakkabıda, çantada ve kıyafette günlük yaşamda çok kullanıyorum. Hem rahat hem sıcacık bir görüntüsü oluyor boho tarzı her şeyin. O yüzden çok seviyorum. Bunları da çok severek görüyorum. Umarım birilerinin hoşuna gider. Birilerinin işine yarar. Hem kendi emeğini yapıp örüp giyip hem de bunu para kazanma amaçlı faydalanabiliyorsa yaptıklarımdan buna çok çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.